Merhaba hanımlar, Pınar İğne Oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü yazmam ve iplerim bu şekilde olacak. Yeşilim Leylak 729, diğerlerinin numaraları yok ama sanırım şu pembem çizmeli 342 diye hatırlıyorum. Kağıdı durmuyor ama hatırladığım kadarıyla öyle. Yazmam göründüğü üzere reyyan, mürdüm rengi üzerine mavisi pembesi olan çiçekli desenli bir yazma. Model çok çok kolay, yapımı çok da güzel ilerleyen, sıkılmadan da yapılabilecek çıtı pıtı bir model olacak. Özellikle de iğne oyası yapımına yeni başladıysanız bu model sizler için çok güzel bir seçim olacaktır. Burada bir tane zürafamı yapıyorum. Tekrar geriye dönüyorum. Burada şöyle bir tane pırpır yapıyorum. Bir tane de sinek kanadı yapacağım. Hemen bir pırpır daha yaparak buradaki marulu tamamlamış oluyorum. Ben buna marul diyorum. Bu şekilde marulumu yaptım. Hemen zürafama iniyorum tekrardan. Ara kısımda da kaç tane zürafaya ihtiyacım olabilir? Dört tane yaptım. Devam ediyorum. 5 ve 6. 6 tane boş zürafam olacak. 7. zürafadan tekrar geriye dönerek marul yapacağım. İkinci zürafamda yapıyorum. Tekrar geriye dönüyorum.
Evet, kalan bölümümü ben tamamlayayım. Hanımlar, modelimin alt zeminini tamamlamış oldum. Bu şekilde marullarımı yaptım. Şimdi burada aralara nasıl bir şey yapıyoruz ona geçelim. Hemen burada pembe ipimi alıyorum. Arada 6 adet boş zürafam vardı. Ben üçüncüden ipimi düğümleyeceğim. İpimi de gerdiriyorum. Diğer zürafama geçerek burada bir zürafa daha oluşturuyorum. Hemen buradan geriye dönüyorum. Burada bir tane pırpır yapacağım. Pırpırımı birazcık uzun yaptım. Buranın da tepesine geriye geliyorum. Hafif de biraz geriye geçelim. Ortadan değil de biraz daha geriden düğümlüyorum. Buraya da 3 adet pırpır yapacağım. Ve üçüncüyü yapıyorum. Sonra parmaklarımızı biraz daha tepede toparlayabiliriz. Hemen yine kendi dibine iniyorum. İnerken de ipimin fazlalığını alarak ineceğim. Hafif şöyle çektirebilirim, ipimi düzeltebilirim. Şimdi bir tane daha aynı boyda pırpırımı yapacağım. Tekrar pırpırıma geri gelip aynı işlemi burada da uyguluyorum. Ortadan değil, biraz daha ortayı geriye geçeceğiz. Arkada kalan kısma doğru geriye geliyoruz. Çünkü pırpır yapacağım ki bu boşluğu da dolduralım. Tam ortadan yaparsam pırpırım gidiş yönüme doğru biraz daha yamuk olmuş olur. Tam tepede toparlayamayız. Üçüncüyü de yaptım. Tepede toparladım. Hemen yine kendi dibine iniyorum. Güzelce düğümü de sıktıktan sonra dipten kesebilirim. Evet. Bu şekilde minik minik uygulamalar yapacağız. Dediğim gibi özellikle yine böyle çıtı pıtı modeller sevenler için ve iğne oyasına yeni başlayanlar için çok güzel bir seçim. Bir tane de mavi rengimle yapayım. Üçüncü zürafadan ipimi düğümlüyorum. Bakın şu kalan ipimi yavaş yavaş çekerek düğümün arasına gizliyorum. Tabii bunu yaparken burada ipimizi iki defa dolamış olalım iğnemize ki tek doladığımızda bu genelde buradan çıkıyor. Hemen bir zürafamı yapıyorum. Geriye dönerek pırpırımı yapıyorum. Pırpırımın tepesine biraz da yarıyı geçecek şekilde düğümledim yukarıdan. Hemen yukarıya 3 tane pırpır yapıyorum.
Yine zürafamızı da tam olarak ortalayalım. Eşit miktarda dağılımı olsun. Evet. Şimdi ben kalan bölümlerimi de tamamlayacağım. Son haliyle buradayım. Modelimi tamamlamış oldum. Modelin son hali böyle olacak. Şöyle hemen yazmanın üzerinden de bir görelim. Benim için çok güzel bir çalışma oldu bugün. Hem yapımı keyifli hem de çok akıcı bir ilerlemesi var. Sizce de yeni başlayanlara güzel bir seçim olmaz mı böyle bir model? Ve yine böyle çıtı pıtı sevenler için de ayrıca güzel bir seçim olacaktır. Arka yüzünden görünüm de böyle olacak. Ben keyif alarak yaptım. Ütüsü de inanılmaz kolay olacaktır. Sizi hiç zorlamadan ütüsünü yapabilirsiniz. Şimdi böyle bir modeli ne kadara yapabilirim? Bu model benim 50 TL'ye yapabileceğim bir model olurdu yazma haricinde. Bugün de selamlarımı kime gönderiyorum? Derya Duru Hanım'a sevgiler, saygılar ve selamlar gönderiyorum. Kendisine çok teşekkür ederim. Güzel yorumlarından dolayı da çok sağ olsun. Yine beni izleyen herkese ayrıca teşekkür ederim. Bugünkü videomu da bu şekilde sonlandırıyorum. Bir sonraki yeni modellerle yine inşallah görüşmek üzere. Hoşça kalın.